Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler Fırat Kalkanı operasyonuna endekslendi. Operasyonda yeni hedef olarak Manbij bölgesi gösteriliyor. Amerikan yönetimi Türkiye'yi terör örgütü PYD'ye hedef almamaları yönünde üst üste uyarıyor. Bu arada New York Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda bölgede çatışan tüm grupları desteklediğini yazdı. Gazete, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu, üstü kapalı CIA tarafından ve terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye güçleri de Pentagon tarafından destekleniyor iddiasını ortaya attı. Bu duruma dair yapılan değerlendirmelere göre Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki tüm grupları perde arkasından destekleyerek çatışmayı ve kaosu derinleştirmek istiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte başlattığı Fırat Kalkanı harekatı sürüyor. Harekatın 7. gününde Karkamış Gümrük Kapısı'nda konuştu. 5 adet ZPD askeri tırlarla Soylu bölgesinden Türk yurdu sınırına sevk edildi. Cerablus bölgesinde 400 km² alanın IŞİD ve PYD'den temizlendiğinin açıklanmasının ardından yeni hedefin Manbij olduğu ifade ediliyor. Operasyon sürerken New York Times gazetesi Amerikan yönetiminin bölgede ikili oynadığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda bölgede çatışan tüm grupları desteklediğini ifade eden New York Times gazetesinin haberinde şu ifadeler yer aldı. Suriye'nin Cerablus kasabasını terör örgütü IŞİD'den alan Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu üstü kapalı CIA tarafından ve terör örgütü YPG'nin başını çekti. Demokratik Suriye güçleri de Pentagon tarafından destekleniyor. Bu duruma dair yapılan değerlendirmelere göre Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki tüm grupları perde gerisinden destekleyerek çatışmayı ve kaosu derinleştirmek istiyor. Türkiye'nin birlikte hareket ettiği Özgür Suriye Ordusu'nun aslında CIA tarafından karşı taraftaki PYD'nin de Pentagon tarafından desteklendiğinin açıklanması bu kirli planı ortaya koyuyor. Öte yandan Amerikan basınında yer alan bu iddiayı destekleyen adımlar atmaya devam ediliyor. Türkiye'nin Cerablus operasyonuna destek veren ABD şimdi de uyarılar yapmaya başladı. Amerikan Savunma Bakanı Carter, Türkiye'den IŞİD'le mücadeleye odaklanmış şekilde kalmasını, SDG ile çatışmaya girmemesini istedik. Son günlerde bir dizi temaslarımız oldu dedi ve şunları söyledi. Hem SDG hem YPG ile mütabakatımız, YPG'nin Manbij operasyonu sonrasında Fırat'ın doğusuna çekilmesiydi ve çekiliyorlar. Doğal olarak bu durum onları Cerablus bölgesine inen Türk güçlerinden ayıracak ve Türk güçlerinin oldukları yerde kalmalarını sağlayacak. Bir yandan taraflardan birini açıktan diğerinde gizliden desteklediği iddia edilen Amerika Birleşik Devletleri bir yandan da Türkiye'yi uyarıyor. Amerika'nın çıkarlarının iki tarafın karşı karşıya gelmemesinden yana olduğunu ifade eden Amerikan Savunma Bakanı Carter şöyle konuştu. İki tarafın birbiriyle karşı karşıya gelmesini istemiyoruz. Birbirleriyle tarihi farklılıkları bulunduğunu da anlıyoruz. Ancak Amerikan çıkarları gayet açıktır. Tıpkı onların istediği gibi IŞİD'le mücadele istiyoruz. Herkese de gelin önceliklerimizi koruyalım diyoruz ve çatışma ihtimalini azaltmak için yardımcı oluyoruz. Dikkat çekici bir açıklamada Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'den geldi. PYD'yi desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Kirby şunları söyledi. Cerablus'un güneyi ve Manbij'in kuzeyini şu anda IŞİD'in bulunmadığı bölgeyi yakından izliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve bazı muhaliflerle SDG içindeki Kürt birimler arasındaki dünkü ve bugünkü çatışmalar, bu eylemler ABD ile koordineli değildir. Biz bunları desteklemiyoruz. Sağdaki tüm silahlı aktörlere ortak tehdit IŞİD'e odaklanma çağrısı yapıyoruz.